Şimdi burada permütasyon kelimesinin harflerinin yer değiştirmesiyle oluşan kelimelerin kaçında herhangi iki sesli harf yan yana gelmez? Tabi permütasyon bundan sonraki konumuz. Bunun adını kullanmışız burada. Şimdi iki sesli harfin yan yana gelmemişini. O zaman ben ne yaparım? Önce sessizleri bir yerleştirelim. P var, R var, M var, T var, T var, G var, N var. Şimdi sessizleri yazdım. Şimdi bana diyor ki sesliler yan yana gelmeyecek. O zaman ben bu aralara rengi değiştireyim bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çizgi çiziyorum. Şimdi bu 8 tane çizgiye sesli harfleri dağıttığım zaman 8 çizgiye kesinlikle arada bir tane, en az bir tane sessiz harf olacağı için sesli harfler yan yana gelmiyor. Yani mesela şuraya ve şuraya harf koyarsam iki tane sessiz yan yana geliyor ama sesliler yan yana gelmemesi önemli. Burada P, R, P, M, T, S, N bu harfler. Toplam 7 harf var ama bunları sıralarken işte buraya P değil de R de gelebilir, M de gelebilir birinci durum için. Yani 7 harften biri, 6 harften biri, 5 harften biri, 4 harften biri, 7, 6, 5 çarpı 4 yani buraya ne gelecek? 7 faktöriyel. Bunlar kendi arasında 7 faktöriyel şekilde sıralanır. Bunu zaten permütasyonda daha iyi anlayacağız. Şimdi 7 faktöriyel sessizlerin sıralanması. Şimdi geri kalan sesliler E var, Ü var, A var, O var. 4 tane sesli harfim var. Bu 8 yer var ya arada. Bu 8 yere bunları yerleştireceğim. 8 yerden birine bu 4 harften biri. Kalan 7 yerden birine geri kalan harf. 6 yerden birine geri kalan 3. harf. 5 yerden birine de 4. harfi yerleştireceğim. Yani örneği sallıyorum. Hemen bir tane örnek vererek gideyim. Örneğin şuraya E yazayım. Tamam mı? Şuraya A yazayım. Şuraya da O yazayım. Şuraya da Ü yazayım. Mesela bu sıralamalardan biri. Tabi E burada. İşte Ü burada. Bu boşluklara gelebilir bunlar. Direkt sıralamam bu şekilde oldu. Zaten bunun sonucu ne olacak o zaman? Burayı çarptığım zaman 7 faktöriyel. Dursun 7 faktöriyel. Şurası 56. Doğru mu? Şurası ne? Çarpı. Hatta direkt şöyle yapayım. Uğraşmayayım. 8 çarpı 7 faktöriyeli. Şöyle bir sileyim. 8 çarpı 7 faktöriyel 8 faktöriyel yapıyor. Cevap anahtarına göre yazayım. 8 faktöriyel 7 çarpı 6 çarpı 5. 42 çarpı 5'ten 210. Yani 8 faktöriyel çarpı 210 tanesinde 2 sesli harf yan yana gelmez. Güzel bir soruydu. Şimdi bunda 0, 2, 4, 5, 6 kümesi elemanlar ile yazılabilen 7 basamaklı rakamları farklı sayıların kaçında en az 2 tek rakam yan yana gelmez? Bu sefer teklerin yan yana gelmesi. Bak 0, 2, 4, 6'yı yerleştirdim. Bunların sağına soluna çizgi koyuyorum. Sonuçta ben 0, 2, 4, 6'yı kaç farklı şekilde yerleştiririm? Şuradan devam ediyorum. 4 faktöriyel. Neden? Buraya 0 değil de 0 yerine mesela 2 de gelebilir, 4 de gelebilir, 6 da gelebilir. Burası için 4 durum, 3 durum, 2 durum, 1 durum. Yani bunların kendi arasında sıraması 4 faktöriyel. Geri kalanlar için 1, 3, 5 mi kaldı tek olarak? 1, 3, 5. Doğru mu? Evet. 1, 3, 5 için 1, 2, 3, 4, 5 yer var. 1, 3, 5'ten herhangi biri 5 yerden birine, diğeri 4 yerden biri, diğeri 3 yerden birine gel. Doğru mu? Da bu şekilde. Burası kaç? 60. Burası kaç? 24. 60 çarpı 24. 24 çarpı 6. 144. Yanına bir tane sıfır attım. 1440. Yalnız burada şöyle bir durum var. Mesela şimdi bu sıralamada örneğin 1-3-5 gelecek ya. Diyelim 1-3-5'i şöyle yazabilir miyim ben sıralama olarak? 1-3-5'i buraya yerleştirince sayım ne oluyor bak? 0-1-2-4-3-6-5 oluyor. 0 başa geldi. Bu 7 basamaklı olmuyor. Demek ki ben bir de 1440'tan 0'ın başa geldiği durumları çıkaracağım. Şimdi 0'ın başa geldiği durumlar şu. 0'ın solunda harf, sayı, rakam olmayacak şekilde düşünelim. 0-2-4-6. 0'ın başı olduğu şu durumlar var. Buralara yerleştirdiğim. Yani buradaki durumda o zaman ne olacak? 0'ın başta olduğu şu olacak. Şimdi 0 kesin sabit. 0 en başta olacak. Bunu sabitledim. 2-4-6 kendi arasında yer değişebilir. Yani 2'nin yerine 4 ya da 6 gelebilir. Burası için 3 durum var. Yani 2 durum 1 durum. 2-4-6 kendi arasında 3 faktöriyel şekilde sıralandı. Geri kalan 1-3-5 için 1-2-3-4 yer var. Doğru mu? 4 yerden birine 1-3-5'ten biri gelir. Kalan 3 yerden birine kalan sayıdan biri gelecek. Son sayıda kalan 2 yerden birine. Yani sallıyorum mesela. Ne yapayım? 1, 3, 5'i yerleştireceğim. Şuraya 5'i yerleştiriyorum. Tamam mı? Şuraya 3'ü yerleştiriyorum. Şuraya 1'i yerleştiriyorum. Burada sayıları yan yana yazdım. Yani sıfırın başa geldiği, şurayı çarptığınız zaman şurası 6, şurası 24. 144 tane sayıda sıfır başa geliyor. O zaman ben tüm durumdan 1440 taneden 144'ü çıkardığım zaman istediğim sonucu bulmuş olacağım. Yani bu da 1296 yapacak. 1296 tane kelimede en az iki tek rakam yan yana gelmez. Yani ben ikisinde de yan yana gelmeyen tek rakamları buldum ama sıfırın başa geldiği durumu çıkardım 7 basamaklı istediğim için. Cevabım 1296 oldu. Ve bu kazanımı da bitirdik. Bu bölüm bitti. Şimdi diğer bölüme, yani permütasyon kısmına geçeceğiz. Permütasyonda görüşmek üzere.